İş dünyasına hayırlı olsun yeni asgari ücret çalışanlar ve işverenler açısından. %25'lik bir artış zaten piyasa tarafından satın alınmıştı. Beklentiler minimum bu düzeydeydi daha önceki yapılan açıklamalar ışığında. %30'luk bir artışın neticesinde taraflar herhangi bir itirazda bulunulmadı. Bu satın almanın devamında hayırlı olur, iyi olur inşallah. Çok daha iyi rakamların olmasını arzu ederiz. Çok daha iyi insani şartlarda insanların hayatlarına devam etmesini arzu ederiz. Buradaki bu vesileyle belirtmem gereken birkaç cümle var. Fiyatları belirleyen ana unsurun işçilik maliyetleri olmaması gerekiyor. Katma değerli üretim anlamında işverenler olaraktan yapmamız gereken bir takım şeyler var. Çok daha yüksek rakamlarda çalışma arkadaşlarımıza ücretler ödediğimiz halde bunu fiyatlara çok daha düşük oranlarda yansımasını sağlamamız gerekiyor. Bu bizim bir boynumuzun borcu, ülkemizin ekonomik şartlarını düzeltebilmek anlamında daha katma değerli ürünlere yönlendirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da çalışma arkadaşlarımızın asgari ücretin üzerinde ücret alabilecek vasıflara sahip olmaları için kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece standart basit aldığı ücretle yetinmeyip daha nitelikli vasıflı eleman haline gelebilecek şekilde kendilerine yatırım yapması lazım. Bu konu eğitimden başlayarak bir sistem meselesi ama insanların içindeki bir ateşin yanması lazım. Zaten Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak üniversite işbirliği, yüksekokul işbirliği ile aranan eleman çalışması bu konuda bir çoban ateşi yakılması şeklinde ileriye bir ışık tutuyor. Çalışma arkadaşlarımızın da asgari ücretten sıyrılıp çok daha nitelikli ücretler alabilecek vasıflara sahip olması lazım.